Egzersize giriş. Egzersizin 3 ana kategorisini ve bu egzersizleri nasıl yapacağımızı öğrenelim. Birçok egzersiz türü vardır. Bu derste size önemli olanlardan birkaçını ve kendi egzersiz rutinimizi nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Buraya sarı kalemle esneyen bir adam çiziyorum. <laughs> Tabii bu uykumuz geldiğindeki esneme değil. Esnemek aslında önemli bir egzersiz çeşididir ama çoğu insan öyle olduğunu düşünmez. Esneme egzersizlerini haftada en azından 5 kere yapabilirsiniz. Farklı kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Esneme ile her bir kasa 30 saniye ayırabilirsiniz. Toplamda 11 tane kas grubu olduğuna göre esneme süresi toplamda 5-6 dakikanızı alacaktır. Esneme ile ilgili kilit nokta ise şu. Esnemeden önce kasların muhakkak sıcak olması gerekir. Diğer bir deyişle hiçbir şey yapmadan esnemeye başlamayın. Esnemeden önce en azından kısa bir yürüyüş yapabilir ya da merdiven inip çıkabilirsiniz. Böylece kaslarınız esnemek için yeterince sıcak olacaktır. Ve kesinlikle esnerken zıplamayın. Bakın tekrar ediyorum, Önce ısınmayı sakın unutmayın. Diğer bir egzersiz çeşidi ise aerobik. Bakın, buraya koşan bir adam çiziyorum. Koşmak, bisiklet sürmek gibi hareketli egzersizler aerobik grubuna girer. Bu egzersizi de haftada beş kez yapabilirsiniz. Tabii bu rakamlar maksimum değil, sadece önerilen rakamlardır. Diyelim ki siz bu egzersizleri haftada altı kez yapmak istiyorsunuz. Bu da gayet uygundur. 30 dakika aerobik egzersizleri için oldukça uygun bir zamandır. Üçüncü egzersiz çeşidi fitness ya da başka bir deyişle salon sporu. Öyleyse buraya ağırlık kaldıran bir adam çizelim. Birçok insan genelde bu egzersiz çeşidinde sakatlanır. Bu egzersizleri haftada iki kez yapmak yeterlidir. Toplamda 11 kas grubu olduğundan söz etmiştik. Farklı kasların çalıştığı bu egzersiz çeşidinde her kas grubunu çalıştıran egzersizlerin 10 kez tekrarlanmasını öneririm. Ha, bir de unutmayın size uygun olan hareketleri size uygun olan rakamlarla tekrarlamalısınız. Kendinizi kendinize zarar verecek kadar zorlamamalısınız. Not olarak tekrar ediyorum. Kendinize zarar veren eylemlerden, egzersizlerden kaçınmalısınız ve vücudunuzu haftada en az bir kere dinlendirmelisiniz. Mesela diyelim ki bacak kaslarımı çalıştırdım, kaslarım çok yoruldu. O yüzden ertesi günü tekrar çalışmak yerine dinlenerek geçirmek daha uygun olur. Üç tane egzersiz grubunu işledik. Şimdi de bunları nasıl yapacağımızı örneklerle görelim. Esneme egzersizleri yapacağım ama önce kaslarımı ısıtmam lazım. Bunu merdiven inip çıkarak yapabilirim. Isınma için 5 dakika ayırmam yeterli olacaktır. Ardından esneme hareketlerine geçebilirim. Buraya çizdiğim ve içine E yazdığım sarı blok esnemeyi temsil etsin. Esnedikten sonra biraz da aerobik yapayım. Buna da 30 dakika ayırayım. En sonunda da fitness yapayım ama abartmadan, kendime zarar vermeden. O yüzden de 11 kas grubunun sadece 5'ini çalıştırıp 6'sını başka bir güne bırakacağım. Bu çizdiğim tablo pazartesi gününe ait olsun. Yani pazartesi egzersiz programının görünüşü bu. Ve bu egzersizlerin toplam süresi bir saat olsun. Şimdi başka bir güne geçelim. Esnedim, aerobik egzersizleri yaptım. Bugün kaslarımı dinlendiriyorum. O yüzden fitness yapmadım. Salı, çarşamba ve perşembe günlerimin egzersiz çizelgesi de böyle oldu. Şimdi cumaya geçelim. Önce ısınma egzersizleriyle kaslarımı esnemeye hazırladım. 11 kas grubumu esnettikten sonra aerobik hareketlerini yaptım. Bu kez değişiklik olsun diye yüzdüm. Ve ardından da kalan 6 kas grubumu çalıştırdım, fitness'ımı yaptım. Pazartesi bacaklarımı, cuma günü ise göğsüm ve kollarımı çalıştırdım diyelim. Farklı günlerde farklı kasları çalıştırdığım için ağrıdan da uzaklaşmış oldum. Gelin şimdi de başarılı bir çalışmanın önemli kurallarını görelim. Muhtemelen egzersiz yaparken hafife alınan kurallar bunlar ama aynı zamanda da en önemlileri. Egzersiz yapacağınız zaman lütfen yeterince su bulundurun yanınızda. Kesinlikle susuz kalmayın. Su, Başarılı bir egzersizde en önemli olan şeylerden biridir. Yanınıza su alın ki egzersizler esnasında vücudunuzdaki tüm suyu tüketip bayılmayın. Diğer bir kuralsa rahat giyinmek. Birçok insan spora rahat olmayan kıyafetlerle gidiyor ama lütfen siz bunu yapmayın. Rahat ve aynı zamanda spora uygun kıyafetler seçin. En önemlisini en sona sakladım. Sporda yapacağınız egzersizler konusunda iyi düşünün. Bunu beyin çizerek gösteriyorum şimdi. Mesela kısa bir süre önce sakatlandınız ve aerobik yapmak istemiyorsunuz. Öncelikle durumunuza uygun olan ve olmayan egzersizleri belirleyin. Sonra başlayın. Örneğin dizinizden ameliyat oldunuz diyelim. Bu durumda koşmak hiç size uygun bir egzersiz olmayacaktır, öyle değil mi? o nedenle kendinize zarar vermemek için yapacaklarınız konusunda çok iyi düşünün